kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Araba sürmek istemeyeceğiniz 10 yol. Şehir hayatında trafik kuralları kaza riskini azaltmak için çok önemlidir. Fakat bu videoda duyacağınız yollarda işler biraz daha farklıdır. Öyle yollar var ki bildiğiniz trafik kurallarına uyarak o yollarda seyahat etmek bir kenara, orada bulunmak bile çoğunuz için korkutucu olabilir. Doğayla iç içe bir yolculuk zevkli olabilir. Fakat uçurumun kenarından kıvrılan yollarda, okyanus ve taşkın nehirlerin üzerinden geçen köprülerde araba sürmek pek güvenli değildir. Zigana Geçidi. Zigana Geçidi ülkemizde Kuzey Anadolu dağlarında Gümüşhaneli sınırları içerisinde bir geçittir. Rakımı 2032 metredir. Yer yer daralan ve keskin virajları bulunan yol, özellikle kış aylarında çok tehlikeli bir hal alıyor. Laksör Al Hurkada. Bu yolun korkutucu ve tehlikeli olmasının asıl sebebi, geceleri hava karanlığında eşkıya ve haydutların bu yolda kalan araçlara saldırıyor olması. Bu sebeple yolda kalan araçlar geceleri dikkat çekmemek için araçların ışıklarını söndürüyor. Scapers Kanyon Yolu. Yeni Zelanda'nın güneybatısında yer alan bu yol oldukça tehlikelidir. Aşırı rüzgarlı iklimi, sert ve uçurumlu virajları ile bu yolda araba kullanmak özel izin gerektiriyor. Eğer izni alabilirseniz karşıdan araba gelmese iyi olur. Halsema Otoyolu. Filipinler'de bulunan bu yol turistlerin popüler durak noktalarından bir tanesidir. Sagada bölgesinden giden tek yol olduğu için birçok ziyaretçi buradan geçmektedir. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekliktedir. Kış aylarında yolda oluşan ani kaymalar bu yolu oldukça güvensiz yapıyor. Tianmen Dağ Yolu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Tianmen Milli Parkı içerisinde bulunan dağın yüksekliği 1279 metredir. Milattan sonra 260 yılında dağdaki bir mağaranın duvarı yıkılmış ve dağ gökyüzüne açılan bir kapıya benzemiştir. Bu durum sonucunda dağa cennet kapısı anlamına gelen Tianmen adı verilmiştir. Bu dağın ulaşımı ise 11 kilometre uzunluğundaki bir yolla sağlanıyor. Görünümüyle adeta bir labirente benzeyen yolda 99 adet keskin viraj bulunuyor. Tianmen yolu tehlikeli virajları, dar yapısı ve uçurum kenarındaki kıvrılarak yükselmesi nedeniyle oldukça tehlikeli. Okyanus üzerinde bir otoban, Florida Keys. Florida Keys, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan bir adalar grubudur. Mucize gibi görünse de aslında ürkütücü olan bir otobana sahiptir. Çünkü bu otoban okyanus üstünde tam 42 köprü arasında adalardan geçer. Bayburt Off Yolu. Ülkemizde bulunan bu yol dünyanın en zorlu yollarından birisidir. Dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersizdir. Araç sürücülerin ciddi bir dikkat gerektirdiği bu yolda bulunmak ve araç kullanmak gerçekten çok zordur. Karakoram Yolu. Bu yol Çin ve Pakistan'ı Karakoram Sıra Dağları ile birbirine bağlıyor. Dünyanın en yüksek yollarından bir tanesidir. Ortalama yüksekliği 4693 metre olan bu yolda araba sürmek gerçekten ürpertici. Daha çok macera seyahati için gelen turistler tarafından kullanılan yol inanılmaz manzarasıyla bir turist çekim noktasıdır. Fakat bu yolda toprak kaymaları ve seller eksik olmadığı için araba sürmesi de bir o kadar tehlikeli. Silvio Geçit Yolu. Doğu Alplerin yüksek noktalarından kıvrılan ve bölgedeki en yüksekteki yol olan bu yol İtalya'da. Hem dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor hem de manzarası itibariyle göz alıcı kabul ediliyor. İlk olarak 1800'lü yıllarda Avusturya İmparatorluğu döneminde açılan yol, ünlü otomobil programı Topgrade tarafından en iyi sürüş deneyimini sağlayan yol olarak seçilmiş. Guiz Geçidi. Fransa'da bulunan Guiz Geçidi, Fransa'nın Normandie adasına gider. Yolun en ilginç özelliği de her gün 2 defa su yükselmesi olayıdır. Yani siz yolda arabanız ile seyahat ederken sular birden yükselerek yolu kapatabilir. Her sene suyun en çok geçtiği yerden başlayan bir koşu yapılır. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.